aksolotlar, vahşi doğada yalnızca bir yer olan, Meksiko City'deki Xochimilco Gölü'nde suda yaşayan semenderlerdir. Nesli kritik derecede tehlikede olan bu amfibiler, aynı zamanda evcil hayvan olarak da popülerdir. Vücut parçalarını yeniden büyütme konusundaki benzersiz yetenekleri nedeniyle, bilimsel araştırmalar için esaret altında yetiştirilirler. Habitat tahribatı ve istilacı balık türlerinin ortaya çıkışı, aksolot popülasyonunda dramatik bir düşüşe yol açmıştır. Bu amfibiler, küçük, çeşitli renkte ve larva özelliklerini tüm yaşamları boyunca korurlar. Genellikle parlak pembe tenli, fırfırlı başları ve alışılmadık görünümleri nedeniyle, dünya çapında birçok hayran kitlesi vardır. Bu yalnız hayvanlar, aslında antisosyal değiller, ancak yalnız bırakıldıkları için de oldukça mutludurlar. İşte karşınızda birbirinden farklı özelliklere sahip aksolotlar hakkında ilginç bilgiler. 1 numara, tüm hayatları boyunca bebek gibi görünürler. Aksolotlar, neotenik yaratıklardır. Yani larva özelliklerinden hiçbirini kaybetmeden, cinsel olgunluğa ulaşırlar. Bu nedenle, semender gibi birçok amfibiler akciğerlerini geliştirip karada yaşarken, aksolotlar, tüylü dış solungaçları sayesinde suda kalabilmektedir. Aynı zamanda dişlerinin asla gelişmediği ve yiyecek tüketmek için bir emme yöntemine başvurduğu anlamına gelmektedir. Bazen yemeklerini yuttuktan sonra ağızları birkaç saniye açık kalır. Bu da onların gülümsüyormuş gibi görünmelerine neden olabilmektedir. Ancak ne yazık ki durum böyle değil, sadece bir görünüş meselesidir. 2 numara, dünyada sadece bir yerde görünürler. Aksolotlar dünyanın her yerindeki laboratuvarlarda ve akvaryumlarda bulunabilmektedir. Yalnızca bir doğal habitatları kalmıştır ve bu, Meksika'daki Xochimilco Gölü'dür. Geçmişte, aksolotlar, Meksika'daki birçok göle özgüydü. Özellikle Meksika Vadisi'nde bulunan Chalco Gölü ve Xochimilco Gölü'nde yaşayarak geliştiler. Bununla birlikte, Meksika'daki kentsel gelişme, Chalco Gölü'nün yok olmasına yol açarak, Xochimilco Gölü'nün yalnızca bazı kısımlarını bıraktı. 1984 yılında ise bu göl, Meksika hükümeti tarafından biyolojik rezerv ilan edildi. Bu yer ayrıca, 1987 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından UNESCO Dünya Mirası listesi ilan edildi. 3 numara, etçildirler. Aksolotlar, balıklar, solucanlar, böcekler ve kabuklulara kadar her şeyi yerler. Özellikle seçici olmayıp, ölü ya da diri her şeyi yemektedirler. Esaret altında, sık sık tuzlu su karidesi, sığır karaciğeri, solucanlar, balık peletleri ve daha fazlasını yerler. Genç aksolotlar, yetersiz beslendikleri zaman yamyam olabilir, aile üyesinden birine saldırarak uzuvlarını koparabilmektedirler. Yenilenme yetenekleri sayesinde, yaralanan aksolot, kopan vücut kısmını kolaylıkla yeniden büyütebilmektedir. Ayrıca, avlarını bulmalarına yardımcı olan, iyi bir koku alma duyusuna sahip olan aksolotlar, avlarını bulduklarında emerler. Dişleri inanılmaz derecede küçük ve köreldiği için, ne ısırabilirler ne de çiğneyebilmektedirler. 4 numara, çeşitli renklere sahiptirler. Aksolotların renk pigmentasyonu ve desenleri 4 farklı genin sonucudur. Vahşi doğada, aksolotlar genellikle kahverengi ile siyahtırlar, onların da altın veya zeytin benekleri vardır. Diğer semenderler gibi, çevreleriyle daha iyi kamuflaj olmak için renklerini de ayarlayabilmektedirler. Albino aksolotları, pembe dahil olmak üzere, daha açık renkli aksolotlar ise esaret altında yetiştirilen hayvanlarda daha yaygındır. Bir aksolotun kafasının arkasını kaplayan tüylü solungaçlar da pigmentlidir, özellikle albino aksolotlarında parlak kırmızıdır. 5 numara, vücut uzuvlarını yenileyebilirler. Bazı amfibiler ve balıklar, kuyruk ve uzuvlarını yenileme yeteneğine sahiptir.
Ancak aksolotlar, çenelerini, omuriliklerini, derilerini, yumurtalıklarını, akciğer dokularını, hatta kalplerinin ile beyinlerinin bazı kısımlarını yenileyerek bu yeteneği bir adım öteye taşırlar. Dahası, bir aksolot yaşamı boyunca da bu yeteneğini devam ettirebilmektedir. Eğer bir aksolot bir uzuvunu kaybederse, tam olarak doğru boyutta ve yönde yeniden büyümektedir. Haftalar içinde, eski ve yeni arasındaki bağlantı noktası tamamen kaybolur. Bu hayvanın hücrelerinin rejeneratif yeteneklerini, insanlara aktarmayı uman araştırmacılar için büyük ilgi de görmektedir. Altı numara, büyük bir genoma sahiptirler. 32 milyar DNA ile, bir insanınkinden 10 kat daha büyük bir genoma sahip aksolotların DNA'sını dizilemek, bilim adamları için bir meydan okuma olarak görülmektedir. Ancak bu, araştırmacıların aksolotun dokuyu yenilemek için, kök hücreleri nasıl kullandığını keşfetmesine yardımcı olacağı için önemlidir. Bilim adamları, aksolotlarda rejenerasyonda kullanılan iki geni, daha önce tanımladıklarını söylemişlerdir. Aksolotların yenilenme yetenekleri çok etkileyici olduğu için, bilim adamları araştırmalarını, diğer iç organları ve retina yenilenmesini içerecek şekilde genişletmeye devam etmektedir. Benzersiz genetik profilleri, evrim ve yenilenmenin sırlarını çözme potansiyelleri sayesinde, temelde amfibilerin beyaz fareleri olarak görünürler. 7 numara, kur yapma ritüelleri dans etmeyi içerir. Bir aksolot, 6 ay ile 1 yıl arasında cinsel olgunluğa ulaşır. Dişi aksolotun cinsel olgunluğa ulaşması, erkekten biraz daha uzun sürer. Üreme mevsimi genellikle ilkbahar civarındadır. Bu süreç, yetişkin hayvanların birbirlerinin kloak bölgesini ovuşturmasıyla başlar, dairesel, dans edercesine birlikte hareket etmeleri ile devam eder. Birliktelikten sonra dişiler yaklaşık 100 ila 300 yumurta bırakır. Yılda bir kez vahşi doğada, esaret altında ise daha sık olarak ürerler. Yumurtaları güvenli bir şekilde bırakıldıktan sonra, başka bir ebeveyn müdahalesi olmaz. 10 ila 14 gün sonra yumurtalar çatladığında, genç aksolot kendi başına yaşamaya devam etmektedir. 8 numara, tehlike altındadırlar. Meksika'da yalnızca küçük bir bölgede bulunan aksolotlar, vahşi yaşamda kritik derecede tehlike altındadırlar. Kirlilik ve istilacı türler nedeniyle, ciddi bir düşüşte habitatları 4 mil kareden daha az yer kaplamaktadır. Bilimsel araştırmalar için önemleri ve esaret altında yetiştirilmeleri sayesinde, hayatta kalmalarını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Vahşi doğada kalan aksolotların sayısı ise belirsizdir. Koruma çabaları olarak, Xochimilco Gölü'nün su seviyesini yükseltmeye, aksolotların ortamını eski haline getirmeye ve yaşam alanlarında tilapya ve sazan gibi, istilacı balık türlerinin popülasyonunu azaltmaya gidilmiştir. 9 numara, aksolotlar balık değil amfibidir. Aksolotlar amfibilerdir, ancak diğer amfibi hayvanlar gibi evrimleşmek yerine, yaşamları boyunca suda kalırlar. Aksolotlu küçük bir balıkla karıştırılabilen bu tür, dış solungaçlarını kaybedip akciğer geliştiren diğer kaplan semenler türlerinin aksine, tüylü solungaçları ve yüzgeç kuyrukları gibi larva özelliklerini korurlar. Aksolotlar solungaçlara sahip olmalarına rağmen, akciğerlerini geliştirerek, ince ve nemli derileri sayesinde nefes alabilirler. 10 numara, aksolotlar zararlı değildirler. Aksolotlar göründükleri kadar sevimlidirler ve insanlara zarar vermemeleri yüzünden, çoğu kişi onları daha da sevimli bulmaktadır. Bu sevimli amfibiler, insanları hiçbir şekilde yaralayamazlar ve, herhangi bir zarara uğratacak kadar, sert ısırabilecek güçlü diş yapılarına sahip değillerdir. Ayrıca vücutlarında zarar verebilecek, zehirler de yoktur. Sözde lezzeti beyaz balık etine benzediğinden, insanların aksolot yediği Meksika mutfağında, popüler bir protein şeklidir. Meksikalılar bu yürüyen balığı, M.Ö. 1200'den beri, yiyecek olarak tüketmektedir.